Altın Oluk Dergisi sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh. Müridine Vasiyetleri. 1. Yavrucuğum, sana şunu vasiyet ederim ki, takvayı kendine şiar edin. İbadetlerine ve diğer vazifelerine sımsıkı sarıl. Ahvalini murakabe kontrol et. Daima hatalarının korkusu içinde ol. 2. Allah Teala'nın hukukuna riayet edip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı vazifelerini yerine getir. Anne babanın ve üstadının hukukunu gözet ki, Hak Teâlâ da seni muhafaza eylesin. 3. Kur'an-ı Kerim okumayı asla bırakma. Zahirini ve batınını hep Kur'an'a göre tanzim et. Gizli veya aşikar, Kur'an'ı ibret ve tefekkürle gözyaşları içinde oku. Her bir halini Kur'an'la mizan et ve ona benzet. 4. İlim öğrenmekten hiçbir zaman uzak kalma. Fıkıh ve hadis ilmini öğren. Cahil sofulardan uzak dur ki onlar din yolunun hırsızları ve Müslümanlığın yol kesicileridir. 5. Sünnet-i Şerife'ye sımsıkı sarıl ve Selef-i Salihin imamlarının yolundan git. 6. Dünyacı gençlerle, ehli bid'atle, mağrur zenginlerle sohbet etme. Çünkü onlar senin dinini alıp götürürler. 7. Dünyalıktan iki somuna razı ol ve helal ye ki, bütün hayırların anahtarı budur. Haramdan uzak ol, yoksa Hak Teâlâ'dan uzaklaşırsın. 8. Nefsani arzuların peşinde giden insanlardan kaç ve fukara ile sohbet et. Kendini dünyanın yalancı süslerinden koru ki ateş seni yakmasın. Kendi yükünü kendin taşı. 9. Helal ye ve helalden giyin ki ibadetlerin tadına erebilesin. 10. Allah'ın celalinden daima kork. Ve unutma ki bir gün hesap mahallinde ayakta durdurulacaksın. 11. Gece ve gündüz çokça ibadet et ve cemaati asla terk etme. Ancak gurura kapılma ihtimalin varsa sakın imam veya müezzin olma. 12. Zaruret olmadan mahkemelerde bulunma. Kibirli sultanla sohbet etme. Hak dostlarının nasihatlerinden dışarı çıkma. 13. Şöhretten şiddetle kaçın. Dindarlığın herkesin diline düşmesin. 14. Hak dostlarının gönlüne girmeye çalış ve bu hususta çok dikkatli ol. 15. Birinin övmesiyle mağrur, yermesiyle gamlı olma. Halkın övmesi de kötülemesi de nazarında aynı olsun. Sen esas Allah Teala'nın senden razı olup olmadığına dikkat kesil. İnsanlara daima güzel ahlakla muamele et. 16. Edepli ol. Küçük büyük bütün insanlara merhamet et. Çok gülme. Zira çok gülmek gaflettendir ve gönlü öldürür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız buyurmuştur. 17. Kendini Allah'ın azabından emin görme, fakat O'nun rahmetinden de ümit kesme. Havf ve reca arasında yaşa ki, kamil müminlerin şiarı budur. 18. Yavrucuğum, şeyh müridin babası gibidir. Hatta ona babasından daha şefkatlidir.
Çünkü onu Allah'a yakınlık makamına erdirir. Şeyhin ikaz ve azarlaması sana olan şefkati sebebiyledir. 19. Nefsinle daima mücadele et. Her an ahiret endişesiyle yaşa, ölümü çok hatırla. 20. Riyaset, baş olma sevdasını gönlünden çıkar. Kim riyaset sevdasına müptela ise, ona tasavvuf erbabı demek doğru değildir. 21. Çok oruç tut. Çünkü oruç insanı muhafaza eder. 22. Gönlünü dünya muhabbetine kaptırma. Daima ahirete rağbet et. Dindar ve vefalı ol. Fakih, alim, takva sahibi ve sebatkar ol. Takva sahibi ve sebatkar ol. 23. Allah yolunda hak dostlarına hem mal, hem beden, hem de canla hizmet et. Onlara teslim ol ve tavsiyelerine riayet et. Teslimiyet göstermez ve nasihatlerini tutmazsan, onlardan istifade edemezsin. 24. İnsanlardan hiçbir şey isteme ve tevekkül ehli ol. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona kafidir. Et-Talak 3. Bilesin ki rızık taksim edilmiştir. Allah sana ne vermişse, insanlara bol bol infak eyle. 25. Cimrilik ve hasetten uzak dur. Zira cimriler ve hasetçiler yarın cehenneme atılacaklardır. 26. Allah'ın vaadine güven. Fanilerden bir şey bekleme. Doğruyu söyle ve korkma. Daima hakla beraber ol. İnsanlarla lüzumundan fazla sohbet ederek ömrünü boşa harcama. Aksi takdirde Allah'tan uzak kalırsın. 27. Her zaman nefesine dikkat et. Onun kıymetini bil ve diline sahip ol. Yapamayacağın şeyleri söyleme. İnsanlara daima nasihatte bulun. 28. Yemeği içmeyi azalt. Az uyu ve az konuş. Acıkmadan yeme ve ihtiyaç olmadan asla konuşma. Gece biraz uyuduktan sonra kalkarsan, namazı daha düzgün ve daha çok kılarsın. 29. Nefsi dizginleyip gönlü diriltmek için namaz ve oruçla meşgul olmak daha münasiptir. 30. Gönlün daima gamlı, gözün yaşlı, amelin halis, duan mücahede, elbisen mütevazı olmalıdır. Arkadaşların derviş, evin mescit, malın fıkıh, ziynetin zühd, dostun Cenab-ı Hak olmalıdır. 31. Kendisinde şu beş hasleti görmediğin kişiyle arkadaş olma. A. Ahireti dünyaya tercih etmek. B. Ameli ilimden, ilmi de dünyaya dalmaktan üstün görmek. C. Tevazu ve mahviyeti, irtifat ve rağbet görmekten aziz bilmek. D. Basiret ve firaset sahibi olmak. Gizli aşikar bütün salih amellere azimli olmak. E. Ölüme hazır olmak. 32. Evladım, dünya ve onun zinetleri seni aldatmasın. Gece ve gündüz daima dünyadan ahirete göçmeye hazır ol. Kalbin hep Allah'la birlikte olsun. Allah korkusundan her zaman gönlün kırık olsun. Dünyada misafir gibi yaşa ve oradan yine misafir gibi ayrıl. 33. Evladım, ben şeyhimin
Allah onun aziz ruhunu mukaddes eylesin. Vasiyetleriyle amel ettiğim gibi, sen de benim vasiyetlerimi aklında tut ve onları tatbik et. Böyle yaparsan Allah Celle Celaluhu dünya ve ahirette senin koruyucun olur inşallah.